Koysana ya. Şöyle geçin. İmran suresinin bir ayeti vardır. Her canlı ölümü tadacaktır. Fakat Hıncal abi o eşsiz üslubundan dökülen yazılarıyla belleklerimizde hep yaşayacak. Onun o taklit edilemez kahkahası kulaklarımızda hep çınlayacak. Onun o sıcacık gülüşü içimizi hep ısıtacak. Onun hoşgörülü, inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya hep devam edecek. 1600'lü yıllarda yaşamış olan Fransız düşünür La Rochefoucauld der ki, bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde sadece o sevdiğine değil, kendisine de ağlar. Çünkü o sevdiğiyle beraber kendisini hayata bağlayan düğümlerden biri kopmuştur. Ben de bir elim beş parmağını geçmeyen gerçek dostlarımdan birini kaybetmenin acısıyla ve onarılmaz hüznüyle sadece Hıncal abiye değil, kendime dağılıyorum. Bu tarifsiz acıyla başta sevgili Öcal abi olmak üzere Hıncal abimin ailesine, yakınlarına, dostlarına, sevenlerine ve Turkuaz Medya grubumuzun tüm üyelerine en içten başsağlığımı diliyorum. Sevgili Hıncal abim, yattığın yer nur, mekanın cennet olsun. O kadar şeyler öğretti ki bana, hayatımın vizyonunu Hıncal abiden aldım dersem inanın bana yalan söylemiş olmam. Kendisinin benim üzerimde inanılmaz emeği var, inanılmaz unutamayacağım hatıraları var. Biliyorsunuz, sizler daha iyi biliyorsunuz basın mensupları olarak. Manşetleri hep o belirlerdi. Hep manşet atardı ve inandığı manşet atardı. Hiç kimseden taviz almadan, hiç kimseye taviz vermeden ne inanıyorsa onu söylerdi. Yolundan da hiç kimse onu döndüremedi. Hep bildiği yoldan gitti. İnandığı yoldan gitti. Son manşeti de bugün veriyor bize. Hıncal abi, bağışla bize. Eğer sana bir saygısızlık ettiysek lütfen bağışla. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer ve sevgili meslektaşlarım, saygıdeğer ve sevgideğer Sabah Gazetesi yetkilileri, ben Hıncal Uluç'un abisiyim. 83 senedir onunla beraber yaşıyorum. O benim sadece kardeşim değildi. O benim meslektaşımdı, sırdaşımdı, derttaşımdı, dostumdu, arkadaşımdı. Ve herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Burada onun için böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatımda yaptığım en zor işlerden biri. Şimdi biraz sonra da onu toprağa vereceğiz. Toprağa verirken onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşayan ve yaşatan bir insandı. Bütün hayatı da böyle geçti. Meslek hayatının yarısı bu çatı altındaydı. Onun için ben neden başka gazetelere gitmedi? Hep derdi ki taş yerinde ağırdır. Onu ağır yapan
gazetelerin başında bu müesse geliyor. Onun için ben abisi ve meslektaşı olarak bu müessenin gelmiş geçmiş bütün yetkililerine, bu müessede çalışan Hıncal'la beraber bütün meslektaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı ve asıl şükranlarımı sunuyorum. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir ve bizler gittiğimizde onunla buluşacağız. Benim de tesellim abi olarak, meslektaş olarak bu. Rabbimiz Teala ahiret yolculuğuna çıkan Hıncal Uluç Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Rabbim bizlere de ölmeden evvel ölümü idrak edebilmeyi ve bu sona hepimizin karşılaşacak olduğu bu ölüme en güzel bir biçimde hazırlık yapabilmeyi Allah Teala cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurulmaktadır. Evet, bakınız karşımızda yazılarıyla adeta bir mütefekkir olarak bizlere yol açmış, yazılarıyla insanlarımıza, vatandaşlarımıza yön vermiş, adeta hak bilip hak bildiğini de yazılarına yansıtan bir Hıncal Uluç Beyefendi'yi karşımızda görmekteyiz. Bakınız, marifet nedir diye soracak olursak kendimize, evet, marifet şu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmekmiş. Marifet sevenleri tarafından bu dünyada elveda denilirken, evet, iyi bir insandı, sağ olsun, var olsun, bizlere yazılarıyla ölümsüzlüğü gösterdi diyen Hıncal Uluç Beyefendi adeta karşımızda. O bugün bizlere bir yol, bir istikamet gösterirken bizlerden de son kez bir hüsnü şehadet ve de bir hak helalliği talep eder. Sizler kendisini yakinen tanıyanları, bilenleri olarak, ki burası adeta onun için bir medya kuruluşundan daha öte bir evi gibi sahiplendiği Sabah gazetesi. Bakınız, bizler küçüğümüzden büyüğümüzden hepimiz onu Sabah gazetesindeki yazılarıyla tanıdık ama bugün adeta yazılarına bir yazı ekleyerek aslında şu duruşuyla bizlere yazı nasıl yazılırmış? Bakınız, gidişiyle bile ibret olan Hıncal Beyefendi, bizlere mesaj veren Hıncal Beyefendi bizlerden bir hüsnü şehadet ve de bir hak helalliği talep eder. Sizler kendisini yakinen tanıyanları, bilenleri olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyavi, uhravi, maddi, manevi, gerek insani, gerek İslami, özellikle de ahirete taalluk eden bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Bir dayı helal ediniz. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Allah makamını cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.